Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın dayı? Anneannem nasıl? Çıkın kendi gözünüzle görün. Günlerdir sizi sayıklıyor. Nasılsın anne? Hoş geldiniz oğlum. Nasıl da burnumda tüttünüz kaç zamandır? Tamer'im. Hakan'ım. Evladım. Aslanlarım benim. Ağlama anne ya. Anneannem nasıl? Nasıl olacak işte? Artık var kuvvetimizle okuyoruz. Anacığım bak torunların geldi. Ta Almanya'dan seni görmeye geldiler. Zeliha geldi mi? Gelecek anne. Sana küçük torununu en kısa zamanda getireceğim. Merak etme sen. Hadi dinle. Hamzaoğlu Ali, gidelim. Dur yenge, dur. Telaş etme. Şu adamlarını hemen kenara çek Ali. Onları ezmek istemiyorum. Çekeriz. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel şöyle yürüyelim. Bu Zeliha mı? Ne kadar büyümüş. Uzaklaş arabadan Ali. Çocuğu korkutuyorsun. Amcadan korkulur mu kız? Ben senin amcanım. Gel biraz bakayım. Amcası olduğun yeni mi aklına geldi? Siz Zeliha'nın yanında kalın. Gel. Ne haber ufaklık? Ben kimim biliyor musun? Az müsaade edin ağalar. Annem çok hasta yenge. Başını bekliyoruz. Çocuğu görmek istiyor. Güldürme beni. Osman sağlığında az beklemedi kapısında barışmak için. Kapıyı açıp oğlunun yüzüne bile bakmadı. Torunu olduğunda sinirinden kalp krizi geçirdi. Demek valide sultan ölüyor. Allah günahlarını affetsin. Olan olmuş Dilara yenge. Annem günlerdir onu sayıklıyor. Hoca efendi bir beklediği var. Ondan ruhunu teslim edemiyor dedi. Bak oğlanları da okuldan kaldırıp getirttik. Zeliha'yı anneme götürmem şart. Çocuk hasta Ali. Babası öldüğünde çok kötü etkilendi. Konuşamıyor, çok hassas. Buna izin veremem. Anneniz kendi kendine günahlarıyla ölmek zorunda. Zeliha da ben de onu affetmeyeceğiz. Ne diyor? Ne diyecek? Bir müsait zamanda getiririm dedi. Seymen'e danışacak besbelli. Kimsenin haberi olmayacak Bekir. Anladınız mı? Zaten bela çıkarmak için hepsi fırsat kolluyor. Bir şey yok. Anaları ölüm döşeğindeymiş, çocuğu görmek istemiş. Olmaz dedi. İyi dedi, bitti. Beni anladın mı Bekir? Öyle olsun. Sen bilirsin onu.